Herkese Londra'dan selamlar. Ben İrem. Kameramızın arkasında yine Aycan var. Bugün çok mutlu aşamadık maalesef. Dil okulları videolarımıza devam edecektik. Ancak bu son durumlar, endişeler ve Instagram'dan gelen mesajlar, sorulardan sonra ve benim öğrencilerim, yani bizim Atlas ve Etko'nun öğrencilerinden sonra bu acil videoyu yayınlamak zorunda kaldık. En azından Londra'dan biri olarak İngiltere'nin genelinde durum nasıl, hani çok hakim olamasak da Londra'daki duruma çok hakimiz şu an. Onunla alakalı sizinle duygularımızı paylaşmak istiyorum. Evet, Atlas, Etcon ve bizim Londra'daki öğrencilerimiz, benim erkek kardeşim de dahil olmak üzere, ne kadar dönmeyin desek de dönen bir sürü, Türkiye'ye dönen bir sürü öğrencimiz şu an var. Dönmeyin dememizdeki sebep de amacın seyahat etmenin tehlikeli olması, havaalanları, uçaklara binmeler vesaire. Yani bunların tehlikeli olacağını bildiğimizden ötürü, ya da biz demeyeyim de yani genel olarak uyarılar bu şekilde olduğu için öğrencilere hani dönmeseniz mi acaba dediğimiz oldu, ama bu noktada kimsenin tabii ki de kararına karışmamakla birlikte aileler de çocuklarını yanlarında istiyor en doğal hakları olarak. Evet, İngiltere'de durum takip ettiğiniz gibi biliyorsunuzdur az çok. İngiltere hükümetinin almış olduğu kararlar herkesi çok şaşırtsa da belki birkaç ay sonra, belki aylar sonra, belki 12 ay sonra, yani bir yıl sonra göreceğiz haklı olup olmadıklarını. Şu an herd immune dedikleri sürü bağışıklığının, herkesin birbirine olan teması sayesinde bu bağışıklığı kazanarak insanların bu hastalığa, koronavirüsüne karşı bir şekilde bağışıklık kazanacaklarını ve bu virüsün bu şekilde atlatılacağını düşünüyorlar. Burada neler oluyor anlatabilmek için birazcık bu videoyu öne çekip hani acil bir şekilde sizlerle paylaşmak istedik. Çünkü her ne kadar bütün dünyada şu an bütün insanlar karantina altında olsalar da Londra'da öyle bir durum yok. İngiltere'de şu an herkes tabii ki de çok tedirgin, ama herkesin elinde jeller, hepimizin, yani şu an bende yok ama eldivenler, maskeler, metrolarda bu şekilde geziniyorlar. Biz metroya çok fazla binme taraftardayız, o yüzden bugün buralarda yakın bir yerlerde çektik ve metroya çok binmiyoruz. Ya da gitmek istedikleri yere yürüyerek gidiyorlar. Okullar, üniversitelerin hepsi online eğitime geçti neredeyse. Ama dil okulları kapanmıyor hiçbir şekilde. Devletin okulları kapatmamasındaki en büyük sebep, sağlık personelinin çocuklarını anneanne ya da dedelerine bırakma riski olduğu için okulları kapatamadıklarını söylüyorlar. Yani gerçekten böyle anlatırken bile sanki bir film yaşıyoruz. Ne olursa olsun toplu bir bilinç yaratıldı. Şu an İngiltere her zaman olduğu gibi yine bir emsal olma yolunda ilerliyor. Çünkü daha önce tarihte de gördüğümüz ve İngiltere'nin her olayda unik, tek başına ya da sadece İngiltere'nin aldığı kararlarla davranması yeni bir şey değil. Daha önce de bu olmuştur. Şimdi bugün sizinle birlikte biraz sokakları gezip marketlere gireceğiz. Farkındasınızdır, bir tuvalet kağıt stoklarının tükenme durumu var. Yani marketlerde ne var ne yok onu kontrol edeceğiz. Bu İngiltere'nin aldığı, devletin aldığı kararla alakalı Twitter'da Cüneyt Kazakoğlu sadece demiş ki İngiltere'nin koronavirüs stratejisinin neden doğru olduğunu düşünüyorum deyip çok güzel bir açıklama yapmış. Orada anlattığı böyle istatistiklere falan dayanarak, yani çok güzel açıklamaları var stratejiyle alakalı. İki tane plan çizmiş. Biri olursa ya da diğeri olursa diye değişik bir bakış açısı olabilir. Evet, devam edebiliriz. Burası, şu an Haringey bölgesindeyiz. Haringey, Türk bölgesi, en eski Türk bölgelerinden bir tanesi. Sainsbury'nin en büyüklerinden bir tanesi de burada, şimdi o tarafa doğru gidiyoruz. Aynı zamanda Poundland var. Sainsbury'deki online satışlarda şöyle bir sıkıntı var. Geçen hafta sipariş verdim salı günü. Bana delivery'yi dün akşama verdi. Yani eve getirme durumunu dün akşama teslim verebiliyordu. Teslim etmeden 2 saat önce de mail atıp sipariş ettiğim ürünlerin out of stock olduğunu, yani kalmadığını, onun yerine bunları verebileceğimizi söyledi, ama benim sipariş ettiğim ürünlerle alakasızdı. Şu an inanılmaz bir ürün tüketimi ve evlere stok yapma durumu söz konusu. Neyse, devam edebiliriz. Costa, Starbucks gibi. Burada Costa var. Londra'da, İngiltere'de kahve alabileceğiniz, Starbucks'tan çok da uygun bir coffee shop. Burada Starbucks'a zaten çok fazla gitmiyor insanlar. Genelde Costa'dan, Pret'ten alıyorlar. Argos yine online shopping'de inanılmaz çığır açan mağazalardan bir tanesi. Çünkü arayabileceğiniz ve her şey var. Yani çocuğunuza scooter mı almak istiyorsunuz? Burada var. Evinizde çatal bıçak mı almak istiyorsunuz? Burada var. Öğrenciler geliyor mesela, yatak çarşafları, yastıklar mı almak istiyorsunuz? Hepsi burada ve çok ucuz. 1,5 pound'a ikili yastık takımları var falan. Yani aşırı ucuz. Ve aşırı ucuz demeyeyim ama ucuz ve her şeyi bulabileceğiniz, aynı zamanda online'dan alabileceğiniz çok güzel bir mağaza. IKEA'nın daha pratik olanı ve İngiltere'de çok yaygın. İstiyorsanız 2 saniye içeri girelim, göstereyim ben size. Mağaza böyle bildiğiniz mağazalar gibi değil, içeride alabileceğiniz bir şey yok. Evet yani ne alacağım diyorsunuz ama ta ki şöyle oluyor. Aynen, çok fazla şu an dokunmak istemiyorum ama dokunacağım. Tamam, burada geliyorsunuz, basıyorsunuz. Yani seç diyorsunuz. Aynen, aynen bu şekilde. Ve buradan bayağı online seçer gibi. Evet, bütün ürünler böyle. Aradığınız şeyi buraya yazıyorsunuz. Ben ellerimi birazdan jelleyeceğim. Bedlinen diyelim mesela. Bedding. Bedding diyelim. Burada ürünler var. Etli trolley diyorsun. Bu şu an mağazada var. O yüzden etli trolley deyip sepetimize ekleyip go to checkout diyoruz. Demiş şimdi de. Sorun değil. Burada iptal edelim şimdi. Continue shopping, pay now. Pay now diyorsunuz. Bag alıp almayacağınızı yazıyorsunuz. Bir tane bag alın diyorsunuz. Bu şekilde. Yani böyle devam eden bir sistemleri var. Burada ödüyorsun. Sonra da oraya gidiyorsun. Biz sana kod oluyor. O kodla gidiyorsun oraya. Oradan alıyorsun. Bu kadar. Bu kadar. Yani iptal etmiyorum. Çıkalım. Burası da Poundland. Her şeyin bir pound olduğu bir yer. 5 pound'a da bazı şeyler var ama genelde her şey 1 pound. Normalde aslında pazartesi günleri bu kadar kalabalık değil ama durumdan dolayı içeride inanılmaz bir kalabalık var. Ama size göstermek istiyorum. Şöyle ufak bir tur yapalım. Bir de her şey bitmiş. Her şey bitmiş, şurası bitmiş. Evet, burada ekmekler vardı normalde, hepsi bitmiş. Şurada tuvalet kağıtlarını görüyorum. Sanıyorum onlar da bitmiş. Bizim amacımız Sainsbury'e gitmekti ama Poundland'e de gelmişken gördük yani. Yine ürün var. Ya bu bir tane şey aslında çok garip. Tuvalet kağıtları. Bu arada bölgeye göre. Geçen hafta ben onları Instagram'dan paylaştım. Instagram'dan beni takip edenler bilir. Bayağı üzerine oturup konuştuk yani. Bölgesine göre bir tane şeyler değişiyor bu arada ama genel olarak bir tane tuvalet kağıdı, cips, tuvalet. Evet, gerçekten cips. Mesela Chelsea Nice Bridge taraflarında bir arkadaşım var. Onun 2 market gezdi. Orada da mesela cipslerin hepsi bitmiş. Burada biz geçen hafta Nazlı ile geldiğimiz zaman tuvalet kağıtları bitmişti, ekmekler bitmişti. Peanut butter'lar bitmişti, fıstık ezmeleri. Evet, çok değişik. Peynir ürünlerinin çoğu bitmişti. Makarna burada bitmişti. Son 3 tane vardı. Yemin ediyorum Nazlı ile biz aldık yani. Bir de sanıyorum stoklarını çok çabuk yeniliyorlar ve online'daki göndermeleri zaten o yüzden. Ben mesela abartıp 10 tane su söylemiştim. Bana 6 tane gönderdiler. Hani herhalde şey yapıyorlar. Zaten her yerde yazıyor. Lütfen insanlara saygılı olun ve lütfen işte sizin işinize yarayan kadar alın diye. Ya şu an gerçekten bir kaos havası var. Sakin, hani İngiliz toplumu hep sakindir ya. Sakin ama kaos bir durum var. İnsanlar şey yani evlerinden fazla çıkmamaya çalışıyorlar, evlerinde çalışmaya çalışıyorlar ama yani bir yandan mesela bakıyorum akşamları herkes dışarılarda da yani öyle de bir durum var. Evet, marketlere zaten gitmeyin diyorlar. Doktorların genelde söylediği şey o. Marketlerde çok fazla bulunmayın. Marketler zaten hep toplu mikrop yuvaları olduğu için şu an biz zaten o yüzden hiçbir şey ellemeyeceğiz. Bu arada ben jelimi süreceğim. Şu an Sainsbury's'in içindeyiz. Burası büyüklerinden bir tanesi, lokal. Ellerime jel sürdüm. Yine biraz bir boşalmış durum var. İsterseniz gelin bir... Bayağı bitmiş. Yani biz geçen hafta geldiğimizde bile burası böyle değildi. Bayağı bitmiş. Tavukların hepsi bitmiş. Neyle? Tavuklar. Resmen böyle bir korku filmine giriyormuş gibi değil miyiz ya? Yani genel şu an hani dondurulmuş gıdalar, burası gel peynir ürünleri, burası biraz daha dolu gibi gözüküyor. Zeytinyağlar bitmişti. Sütler. Evet, burada da bir boşalma söz konusu. Gel şuradan dönelim. Yani bu arada böyle geziniyoruz falan sürekli aklımda şey şüphesi, acaba hani birine yaklaşmasam mı şüphesi var. İngiliz hükümetinin dediği şey şu, o Cüneyt Bey'in Twitter'daki açıklamalarını dinlerseniz biraz daha hani Türkçeleştirilmiş, daha düzgün anlatılmışını bulursunuz. Evet, şurası yine boşalmış Aycan bu arada. Hayır, burası pasta, evet görüyoruz ki gerçekten makarnaların. Okay, may I just ask you again, where are you from? I'm Portuguese. Oh, that's perfect. Do you have any plans for going back Portuguese because of the virus? Not really. No, it doesn't really make sense. I don't think this is important enough to make me go back. Really? Do you feel safe here? Well, I don't feel safe here, but I don't think it's safer there right now. Yes, so, all so same, right? Those kind of, you know, balance out. Thank you so much. Thank you. Have a nice day. İyi akşamlar. Evet, bir tek bunlar kalmış. Tam bunlar hazır. Direkt zaten görebilirsiniz, pişmiş. Direkt böyle alıyorsunuz. Peri peri de güzeldir bu arada. Bir alternatif olabilir. Evet, biraz önce resmen şey savaşı yaşandı yani. Basmati pilava atladı abla. Ben de oraya gidiyorumdu falan. Ben alacağım zannettim ama almayacaktım ama atladı yani. Evet, şu an stoklara denk geldik. Farkındaysanız bitmiyor arkadaşlar. Getiriyorlar ve daha çok getiriyorlar. Bende de var bu arada. İsterseniz benim evde de stoğum var. Yani su var. Aradığınız şeyi bulabiliyorsunuz yani. İstediğiniz markayı bulamasanız bile alternatifini bulabiliyorsunuz yani sonuçta. Türkiye, Londra'da şu an halihazırda olanlar için tuvalet kağıtları yani çoğu bitmiş ama yeni getirdikleri var ve özellikle size şunu paylaşmak istiyorum. Herkes diyor ki please think before you buy, lütfen almadan önce düşünün çünkü ihtiyacı olan başkaları da olabilir. Ve o yüzden sanıyorum ki yani bazıları almış 3'er 4'er ama genelde herkes birer tane almaya çalışıyor o yüzden. Şimdi gelmişken ben de alsam mı diye düşünüyorum mesela şu an. Evet, stoklar sürekli geliyor ve ben de aldım bir tane şu an. Çünkü benim 16'lı siparişimi göndermemişlerdi eve dün. Bunu alıp çıkacağım sadece. Tamam, ödedim. Çıkabiliriz. Instagram'dan gelen soruları yanıtlayayım mı onları? Mesela 1-2 hafta içinde Londra'ya gelmek isteyenler var mesela. Dil okulu var. Ne yapacağım diye soruyor. Ne yapacak? Uçaklar iptal olmazsa geleceksin yani. Buradaki dil okullarında herhangi bir kapanma durumu yok. Online'a da geçmediler daha. Görüştüğümüz yetkililerle de geçecekmiş gibi bir izlenim almadım ben. Ya Boris Johnson hiçbir şekilde hiçbir şeyi kapatma taraftarı olmadığı için devlet kapatmayınca siz kapatamıyorsunuz yani. Okullardan da kapatmasını bekleyemezsiniz bu durumda. Gidip gitmemek sizin bireysel tercihiniz. Ama okullar iade politikalarını ve durdurma dondurma işlemlerini değiştirdiler. Onların bilgilerini bizden alabilirsiniz ya da kendi danışmanlarınızdan, kendi firmalarınızdan alabilirsiniz. Evet, Aycan'ın dediği gibi hayat devam ediyor yani, yapacak bir şey yok. Bizi alıştıracaklar bu duruma. Ya İtalya'da uygulanan şeylerin şu an burada hani uygulanacağını kimse beklemiyor. Kimse öyle bir şeyi öngörmüyor. Kimse, devlet de öyle bir şey söylemiyor. Devlet tam tersi diyor ki sokakta olacaksınız ve bu virüse alışacaksınız. Çünkü bunun ne zaman biteceği belli değil. Bu 5 ay karantinaya alınıp 5 ay sonra biteceğinin garantisi olmadığı için 12 ay da sürebilir. 12 ay sürse ne yapacaklar? 1 yıl mı karantina altında olacak insanlar diyor devlet. Dediğim gibi doğruluğu, yanlışlığı hani tartışılır ama alışacaksınız bu virüse diyorlar. Çocuklar da alışacak. Çocuklar zaten hastalıkta hani bir sıkıntı yok. Onlar geçirmiyor. Normal insanlar da bunu, normal insanlar derken yani 30 yaşlarında, 40 yaşlarında normal grip gibi geçiriyor. Daha gripin daha ağırını geçirdiklerini söylüyorlar. Buradaki tamamen risk 60 yaş ve üzeri. Onların da evden çıkmamaları, kendilerini kontrol etmeleri, ihtiyaçları olduğunda bir şekilde dışarıdan sipariş vermelerini isteyebiliyorlar. Ve şu an burada şunlar başladı. Yaşlı insanlar için alışveriş yapıp kapılarının önüne bırakıp gidiyorlar. Instagram'dan görüyorum burada yaşayan gençlerin bu tarz kampanyalar başlattığının farkındayız. Onun haricinde başka o kadar çok haber kirliliği var ki birazcık sakin olup evde olmanın biraz keyfini çıkartabilirsiniz, kitap okuyabilirsiniz. Hep demiyor muyduk insanlardan sıkılıyoruz bir noktada diye, belki birazcık kendinize vakit ayırabilirsiniz. Tam içe dönme, bireyselleşme zamanı gibi dursa da aslında yardımlaşma zamanı. O yüzden dışarı çıkmayın zaten. O yüzden başkalarını düşünün ve dışarıya yansıtmayın bu hastalığı diyorlar. Yani şöyle bir durum da var. Devletin yayınladığı videoyu benim yine Instagram'dan yayınladım. Belki takip edenler görmüştür. Don't feed the beast diyor. Yani canavarı beslemeyin diyor. Canavar şu an bizim aslında virüs değil. Canavar şu an bizim kendi içimizde yarattığımız bu panik havası. Devletlerin düştüğü ya da insanların düştüğü bu panik hali. Tamam, evde oturacaksak da evde oturalım ama bunu panik yapmayın. Yani akıl sağlığınızı koruyun. Yapacak bir şey yok. Bu bizim başımıza geldi. Bizim neslimiz gördü bu durumu. Yapabileceğimiz hiçbir şey yok. O kadar film izledik. Birazcık bence survival of the fittest muhabbeti olabilir. Yani biz zaten bundan nasıl kurtulacağımızı biliyoruz. Sadece evde oturacağız ve akıl sağlığımızı koruyacağız arkadaşlar. Şu an evde değiliz ama olsun. Türk mahallesine girdik. Burada bir sürü Türk marketi var ama bizim gittiğimiz genelde Dostlar. Gidip göstermek istedim ben. Oralarda hani bitmiş gibi duruyor ama insanlar oradan online sipariş verdiği için de stoklar daha çabuk bitebilir. Ama ki bitmemiş, yine gördünüz zaten. Burası daha ufak ve Türklerin hani genel olarak bildiği ürünlerini aldığı et vesaire. Bu arada helal et satıyorlar. Merak edenler olur. Bir de yine görüyorsunuz ama herkes sokakta. Evet, Dostlar orası. Yanında yine Costa var. Dostlara geldik. İbo, nasılsın? İyi valla. Yoğun mu? Acayip. Çok aşırı yoğun. Hiçbir şey kalmadı. Şaka yapıyorsun. Stoklar ne durumda? Mercimek. Bak biraz önce Sainsbury'den aldıklarımız orada da var. Hazır makarnalı pilavlar falan. Etler? Etler bayağı gidiyor. Fiyatlar da arttı. Şaka yapıyorsun. Evet. Tam demek ki sadece Türkiye'de fiyatları arttırmıyorlarmış olaylarda. Burada da artıyor. Toptancılar bayağı fiyatları arttı. Şaka yapıyorsun. Ha, toptancılar arttı. Peki bir şey soracağım. Stoklar nasıl, yani devam gelecek mi hep yoksa? Ya şu anlık devamı geliyor. Kapılar açık olana kadar gelecek. Değil mi? Avrupa'dan da alıyorlar. Yani buranın bir şöhreti yok. Her şey Avrupa'dan geliyor zaten. Hmm. İşte aynı sıkıntı şeyde de var, Almanya'da da var. Almanya'da her şeyi İtalya'dan aldığı için şu an İtalya'da mesela bütün sebzeler, domatesler, havuçlar, bütün her şey orada kalmış vaziyette. Almanya'da şu an ne yapacak bilmiyorum yani. Her yerde jeller. Almanya, Hollanda, çoğu ürün oradan geliyor buraya. Almanya'dan ne geliyor? Bunlar da şeyden alıyorlarmış sebzelerini. Yani oradan Türk, peynirler mi geliyor? Türk gıdalarının hepsi oradan geliyor. Yani... Direkt Türkiye'den buraya gelen bir şey yok. Yok, Türkiye'den gelmiyor, onu biliyoruz. Türkiye'den et Almanya ve süt ürünleri yasak olduğu için zaten. Bu marketi zaten gezecektik biz şu korona muhabbetimizde olmasa. O yüzden gelmişken ne var ne yok göstermek istiyorum biraz. Şurada zeytinler var. Hep soruyorsunuz ya ne getirelim falan diye. Yani şunların hepsi var. Hatta ben şunu seviyorum yani. Şu zeytin. Baharatlar, her şey, çaylar, şurada Türk kahvesi, şu reyonda hemen gelip göstereyim. 2 for 2'ymiş bu arada. İki tanesi 2 pound, tanesi 1 pound'a mı gelmiş oluyor bu? Yani. Geliyor mu? Burada helvalar var, reçeller, nar ekşisi bile var. Yani Türk marketinde gerçekten her şeyi bulabilirsiniz. Turşular, salçalar, bütün salçalar var. Size göstereyim bak. Bu arada bir şey söyleyeceğim. İnanılmaz bir stok var farkındaysanız. Her yerde bir sürü şey var. Aynen ben de şunu göstereyim. Ah, aynen bak tukaç demiştim, sallamışım. Öncü. Şunu alıyorum ben. Ve çok güzel oluyor. Güzel bunlar her şey. Hazır mantılar var. Ya, hani tadı çok mu güzel değil ama... Bilmiyorum o zaman. Tam sucuk 10 pound. Kaşarlar, peynirler, beyaz peynirler. Beyaz peynirler genelde şöyle şeylerin içinde. Ay evet, buna bayılıyorum. Süt diyar, şu benim favorim. Peynirin tadı biraz farklı yani. Başka? Burada yoğurtlar. Yoğurtlar klasik zaten. Her şey var. Gördüğünüz gibi market full. Gelebilirsiniz. Evet, marketlerden çıkıp her şeyi yapıp diyene kadar Türkiye'deki uçuş yasakları gelmiş bulunmakta şu an. Yarın sabah, siz gerçi videoyu izlediğinizde ne zaman olur bilmiyorum ama 17 Mart Salı günü sabah saat 8 itibariyle bütün uçuşlar kapanmış oluyor. Kalanlar bizimle birlikte burada. Bakalım ne yapacağız. Size haber vermeye ve buradaki hayatı anlatmaya devam edeceğim. Merak ettiklerinizi hem yorum olarak yazabilirsiniz hem de bana yazabilirsiniz. Zaten Instagram'dan da bir sürü yorumlar geliyor. Şu an acil olarak eve gitmem lazım çünkü öğrencilerimin uçuş planlarını yapmam lazım. Sağlıcakla kalın demekten başka hiçbir şansım yok şu an. Bu kadar mutsuz kapatmak istemiyordum videoyu ama maalesef modum düştü. Umarım herkes için her şey çok iyi olur. Akıl sağlığınıza dikkat edin. Evde durmaya çalışın. Gerekmedikçe, mümkün olmadıkça da dışarı çıkmayacağız artık. Yapacak bir şeyimiz yok. Sizi öpüyorum. Londra'dan selamlar.